Mutlu sabahlar, yeni bir günle daha karşınızdayız. Her hafta salı günleri olduğu gibi bugün de siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Toker'le ülke gündeminde yansıyanlara göz atacağız ve kıymetli değerli görüşlerini dinleyeceğiz. Günaydın diyelim ve hoş geldiniz diyelim bir haftalık aranın ardından. Günaydın, Baykan. Gündem son derece yoğun başlıklarla dolu ve bu haftada belli ki her ne kadar meclis tatili olmuş olsa da siyasette görebildiğimiz kadarıyla bazı gelişmeler hareketli günlere de sebebiyet verecek. Ben özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili baş gösteren tartışmayla başlamak istiyorum sohbetimize. Keza bugün gazetelerin bazılarında da yer aldı. Bu makam için Demokrat Parti kanadı Sayın Afet Özcafer'i, Demokrat Parti Genel Sekreterini önerdi. Bu hükümet içinde nasıl bir değerlendirmeye sahne olacak? Özellikle Ulusal Birlik Partisi kanadından şöyle yorumlar yapılıyor. Ya Sayın Afet Özcafer bu göreve getirilecek ya da hükümetle ilgili geleceği seçim tarihinin belirlenmesi, seçimin öne çekilmesiyle ilgili bir süreç bekleyecek. Nasıl yorumlamak ve nasıl değerlendirmek gerekiyor bu süreci? Bu sürece girmeden önce aslında hükümetin kuruluş aşamasına da dönmekte fayda var. Çünkü kuruluş aşamasına dönmezsek o günkü koşulları, bu hükümetin hangi koşullarda kurulduğunu bir miktar olsun irdelemezsek bu sonuçların, bu tartışmaların neden yaşandığını da açıkçası anlatamayabiliriz. Hükümet kurulacağı zaman biliyorsun o dönemde önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner bir tur değerlendirmesi yapmıştı. Hükümet kurulamamıştı. Ardından Tufan Erhürman'a geçmişti. Hükümeti kurma görevi. O da bir dizi çalışma yapıp hükümeti kuramamıştı. Sonra yeniden Ersan Saner hükümeti kurma görevini aldı. Ve bir gün içerisinde aslında bir miktarda hükümetsiz kalmasın ülke. Acele acele bir hükümet kuralı noktasında bir hareketlenme oldu. Ve o gün gelecekle ilgili aslında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar çok fazla düşünülmeden bir an önce hükümet kurulsun diye bir miktar sıkıntılı bazı görüşmeler, bazı konular da oldu. Şimdi o dönem hatırlanacağı üzere Bertan Zaroğlu mu, Arıklı mı kabineye girecek şeklinde bir tartışma vardı. Ve Bertan Zaroğlu'nun kabineye girme noktasında ilk başta ciddi bir tavrı vardı, ciddi bir tutumu vardı. Ondan sonra Bertan Zaroğlu o tutumundan vazgeçmişti. Ve fakat parti içerisindeki atamalarda farklı bir denge kurulmuştu. Yani evet sen bakanlıktan feragat ediyorsun ama atamalar konusunda sana katkı sağlayacağız. Sen de kabinenin bir parçası gibi hissedeceksin. Demokrat Parti'de böyle bir süreç işletilemedi mi peki? Demokrat Parti'de de buna yakın bir pazarlık oldu gibi. Sayın Fikri Atoğlu'nun zaten kabinede genel başkan olarak yer alacağı kesindi. Ve fakat diğer bakanın olma noktasında Sayın Serdar Denktaş'ın ortaya koymuş olduğu bir tavır vardı. Adeta ikinci bakan, yani Demokrat Parti'nin almış olduğu ikinci bakanlığı ve bakanı Sayın Serdar Denktaş önermişti. Sayın Serdar Denktaş uygun görmüştü. Dolayısıyla öyle bir durum oluştu ki orada Demokrat Parti'den bir bakanı Fikri Bey kendini atar. Diğer taraftan Serdar Bey atar. Böyle bir algı yaratıldı. En başta buna çok fazla gürültü çıkarılmadı. Hükümet kurulsun diye Sayın Arıklı o dönem Sayın Bertan Zaroğlu'na önerilenlere çok fazla gürültü çıkarmamıştı. Fikri Bey de diğer yapılan, hükümet bir an önce kurulsun diye diğer yapılan atamaya çok fazla ses çıkarmamıştı. Şimdi dengeler ne zaman bozuldu? Dengeler önce atamalarda bozuldu. YDP kanadında kurultayla birlikte özellikle kurultay heyecanının başlamasıyla birlikte kurultaya yönelik avantaj sağlama noktasında belli atamalar Sayın Arıklı tarafından yapılmaya başlandı. Bu ciddi bir rahatsızlık oldu. Kurultaydan sonra da zaten durum patladı. Ve en nihayetinde Bertan Zaroğlu geçip Ulusal Birlik Partisi'nin karşısına biz böyle anlaşmamıştık. Bunlar bize söz verilmişti. Dolayısıyla ben kendi namıma yapacağım atamaları ben artık YDP ile yürümüyorum. Bu atamaları istiyorum şeklinde bir duruş sergiledi.
Ve bugün de istifa edeceğiz söyleniyor. Bu iş tehditleşmeye kadar gitti. Zaten partiyle de yollarını ayırdı artık. Hükümete de yaklaşık olarak bir aydır ciddi manada herhangi bir destek vermiyor. Bu o işin pazarlığı. Çalışma Bakanı'nın istifasıyla birlikte bu kez diğer pazarlıkların ortaya çıkardığı ikincil bir komplikasyon daha net bir şekilde toplum tarafından görüldü. Şimdi düşünün, siz Demokrat Parti'nin genel başkanısınız. Partinizin vekillerinden bir tanesi bakanlık görevinden herhangi bir sebepten dolayı istifa ediyor. Pek çok gerekçe söyleniyor istifası noktasında. Yani basına yansıyan hariç söylenen pek çok şey aslında istifasına gerekçe olarak gösterilebilir. Esasen istifa erdemli bir duruştur. İstifa gerekçesi de en az o duruş kadar erdemli olmalıdır. Dolayısıyla sağlık gerekçelerini ortaya koyarak ben istifa ettim demekle bu süreci götüremezsiniz. En nihayetinde gizli kalmıyor hiçbir şey. Gerçekler de ortaya çıkıyor. Yani resmin bütününü ve gerçeğini daha çok ortaya neden koyan bir açıklama mı bekliyordunuz? Yani istifa edebilecek kadar cesaret sahibiyseniz istifa gerekçelerinizi de ortaya koyabilecek noktaya gelmelisiniz. Siyasal yaşamla ilgili bir değerlendirmesi olmuştu Sayın Koral Çalman'ın. Bu şu şekilde de yorumlandı, değerlendirmenizi alalım, konuyu çok fazla dağıtmak da istemiyorum ama yani siyasetle ilgili ve kendi asli mesleğiyle ilgili, yani çok başarılı bir cerrah olduğunu biliyoruz. Oradaki pozisyonu sanki siyasetten çok kendi mesleğini yapmayı arzu eder noktasındaydı ve bu ister istemez o zaman neden milletvekilliğinden de istifa etmiyor sorgulamasını da beraberinde getirdi. Bu şekilde de okumak gerekiyor mu? Ben şunu anlamam, aday olursunuz. 90 gün boyunca yollarda, sokaklarda örgüt örgüt gezip kazanmak için mücadele edersiniz. Adaylık konuşmaları yaparsınız. Örgüt gezisi yaparsınız. Mitingler yaparsınız. Çıkıp ahaliye seçilirseniz neler yapacağınızı anlatırsınız. Meclise girersiniz. Ben bu işten hoşlanmadım dersiniz. Ben bu anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değildir. Doktorumuz başarılı bir doktor, evet, ama o koşullarda seçildi, doktorken seçildi, atanırken de yine cerrahtı. Yani ben cerrahlığı daha çok seviyorum noktasında bir açıklama, tatminkar bir açıklama değildir. Dolayısıyla burada süreci doğru okumak lazım. Gerekçelerini de ortaya koyabilirdi ki bence gelecekte siyasetten biraz geriye çıktığı zaman, yani meclis ortamından biraz uzaklaştığı zaman bu dönem aslında yaşanan bazı gerçekleri de ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Peki istifasını Demokrat Parti içindeki kutuplaşma noktasında nerede okumalıyız? Kutuplaşma noktasının bir parçası olarak okuyabilir miyiz? Bir miktar okuyabiliriz. Bence iki arada bir derede kaldı Sayın Bakan. Kendine ters gelen bazı durumlar da oldu. O ters durumlarda, o ters durumların yükünü bir ömür taşımamak adına, üzerinde bir ömür taşımamak adına istifa etmeyi daha uygun gördü. Sadece ben istifa etmesinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum da, ortaya çıkan işte sağlık nedenleriyle istifa ettiği mantığını kabul etmiyorum. Yani öyle değildir o iş. O dilediği zaman çıkar. Neyse, istifanın sonrasında ortaya çıkan bir komplikasyon oldu değil mi? Şimdi ilk atamanın şekline bakacak olursanız ve kimse buna ses çıkarmamıştı. Herkes oraya Sayın Serdar Denktaş'ın önereceği bir ismin atanmasının bir hak olduğunu düşünmeye başladı. Ve fakat parti liderliği, parti genel başkanı ve parti genel başkanının yönetim katıları aynı fikirde değildi. Parti genel başkanı, parti genel sekreteri. Dolayısıyla bu koalisyon ortağı Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti'de şu anda Fikri Ataoğlu'dur. Genel başkan, MYK'sı vardır, parti yönetim kurulları vardır. Dolayısıyla kimin atanacağına onlar karar verir noktasında bir gizliden yürütülen bir çatışma oldu belli bir süre. Ve en nihayetinde zaten son noktaya da işte dün itibariyle almış olduğumuz yakın kaynaklardan verileri de doğrulattık. Dün Fikri Ataoğlu ortaya koydu. Dedi ki bizim Demokrat Parti olarak kurumsal manada önerdiğimiz bakan adayı Afet Özcafer'dir. Dolayısıyla bunu Başbakan Cumhurbaşkanı'na götürüp sunmalıdır. Bunun haricinde başkalarının telkini veya talebiyle başka bir aday, başka bir bakan adayı ortaya konursa
hükümete vermiş olduğumuz desteği çekeriz, erken seçimin önünü açarız. Peki Uluslararası Birlik Partisi'nin çok ciddi bir rol alacağını görebiliyoruz. Yani başbakanın çok ciddi bir rol üstlenmesi gerekecek, görev üstlenmesi gerekecek. Hangi noktada bir hamle bekliyorsunuz? Yani hükümetin kurulmasıyla birlikte başlattığınız değerlendirme sürecinde hem Yeniden Doğuş Partisi'nde hem de Demokrat Parti'de yaşanan komplikasyonlara değindiniz. Bu komplikasyonlar her ne kadar kendi parti içlerinde yaşanmış olsa da hükümetin sürdürülebilir yapısına da ciddi şekilde bir etki yarattı. Başbakan nasıl çözer sizce bu işi? Başbakan bu işi çözer mi emin değilim. Çözebilecek mi ondan da emin değilim. Bu başbakanla alakalı bir durum değil. Zira başbakanın şu anda koalisyon ortaklarının içi, partilerinin içi kaynıyor. Ulusal Birlik Partisi'nden bağımsız gelişen bazı durumlar var. Şimdi siz kendi partinizin içerisindeki bazı durumlara müdahale edebilirsiniz ama kalkıp zaten siz bir kurultay hazırlığındasınız. Sizin partinizin içinde de pek çok sıkıntı var, pek çok kriz noktası var. İlgilenmeniz gereken pek çok insan var. Yaşanması muhtemel pek çok olay var. Diğer yandan ülkede ciddi boyutta ekonomik bir kriz var, yönetilmesi gereken bir pandemi süreci var ve o pandemi sürecinin yaratmış olduğu koşullar gereği ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar var. Bunlarla uğraşmak zorundasınız. Bir de dönüp koalisyon ortaklarınızın parti içindeki dengelerini kurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu sıkıntılı bir süreçtir ve bu hükümet, ben bunu daha önce de ifade ettim, bu hükümet sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Yani bu haliyle bu hükümetin Ulusal Birlik Partisi'ne, ülkeye yapabileceği herhangi bir katkı kalmamıştır. Geçiş dönemi olarak meclisin kapalı olduğu dönem kullanılacaktır büyük bir ihtimalle. Nasıl kullanılacaktır? Nedir beklentiniz? Yani şu anda nisap krizi yaşamayacağız çünkü meclis kapalıdır. Bakanlar kurulu bir şekilde toplanmaya devam edecek, ivediği olan kararları çıkarmaya devam edecek. Ve çok büyük bir ihtimalle Ulusal Birlik Partisi kendi kurultayını tamamlar tamamlamaz veya ihtiyaç duyulursa çok da daha erken bir erken seçimle yüzleşeceğiz. Öyle görülüyor. Yani bu hükümetin bu saatten sonra bu sinerjisi bozulan hükümetin, koalisyonun küçük ortaklarının kendi partilerinin içinde yaşamakta oldukları bu sıkıntıları Ulusal Birlik Partisi'nin düzeltmesini beklemek son derece yanlıştır. Burada böyle bir sorumluluğu da yoktur. Ama sorumluluk nedir? Mevcut aritmetikle güvenli bir şekilde toplumu yeni bir seçime taşıma sorumluluğu vardır Ulusal Birlik Partisi'nin. Şimdi Bertan Zaroğlu ile Erhan Arıklı'nın yeniden bir araya gelip ortak çalışabileceğini düşünüyor musunuz? Ki bugün istifa edeceğini düşünmüyorsunuz. Peki bu açıklamaların ardından Demokrat Parti'de artık Fikri Ataoğlu ve Serdar Denktaş arasındaki iplerin koptuğu aşikar değil mi? Şimdi bunları tadil edemezsiniz. Bunların tadil edilmesi noktasında girişeceğiniz adımlar sizi gayri yasal, gayri nizami, gayri ahlaki belli noktalarda açılım yapmaya zorlar ki bu gelecekte size daha büyük zararlar verir. Yani 3 ay hükümette kalmaktan çok daha büyük zararlar verir size. Hükümeti 3 ay daha sürdürmek için karşıdan gelen talepleri değerlendirerek bir şey yapmak. Peki sürdürülebilir bir yapısı olmadığını söylediniz hükümetin. Yani mevcut koşullar rakamsal anlamda. Tabii bu yaşanan tartışmalarla beraber de o sorumluluk ya da o tartışma, yani bir erken seçime gidelim noktasında hükümet cephesinde bir tartışma görebiliyor musunuz? Elbette var. Zaten Sayın Arıklı da erken baskın bir seçime hazırlık yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız söylemini ortaya koymuştur. Demokrat Parti hiç beklenmeyen bir anda, belki de bu süreç içerisinde 3 yıllık, 3,5 yıllık bir süreç içerisinde ilk kez erken seçimi hazır almıştır Fikri Ataoğlu. Herkes, muhalefet zaten erken seçime hazırlık noktasında köy gezilerini, kent gezilerini, ilçe gezilerini başlatmış durumdadır. Herkes olası bir erken seçime, muhtemel bir erken seçime aslında hazırlık yapmaktadır. Ve bir miktar da hazırdır. Yani partisi anlamda ne kadar hazırdırlar o da tartışılır. Birazdan açarım bu konuyu da. Ve fakat çok yakın bir gelecekte, yani böyle Nisan'ı falan beklemeden, daha yakın bir gelecekte bir erken seçimle yüzleşmemiz normal olur. Ben bunu sürpriz olarak karşılamam. Sürpriz, Nisan'a kadar devam etmesi olur
Onu da nasıl yaparlar bilmiyorum. Hükümet, böyle bir ihtimal veriyor musunuz? Yani siyaseti uzun hükümet, yıllardır yorumlayan bir kişi olarak. Mevcut hükümetle olmaz. Bir hükümet değişikliği, kurultay sonrası bir hükümet değişikliğiyle olabilir. Bir miktar daha hükümetin ömrünü uzatmak. Olasılık dahilinde mi? Yani aritmetik buna elverişli mi? Evet. Farklı farklı alternatifler kullanılarak farklı bir hükümet modeliyle ve farklı bir rakamla sürdürebilirsiniz. Bir miktar daha hükümete bir miktar daha ömür katabilirsiniz. Ama burada kritik eşik Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay eşiği. Ekim'de yapılacak olan kurultay seçim Ekim'den önce mi yapılacak? Yoksa seçim Ekim'den sonraya mı kalacak? Ulusal Birlik Partisi içinde nasıl bir tartışma var? Bu tartışılıyor Ulusal Birlik Partisi içerisinde. Yani mevcut hükümetin artık sürdürülebilir olmaktan çıktığı ve bu hükümetin devam etmesi, bir müddet daha devam etmesi noktasında Ulusal Birlik Partisi'nin kan kaybedeceği ni düşünen ve erken baskın bir seçim, yani bütün muhalefet hazırlık yapmadan, hazırlıklarını tamamlamadan Ulusal Birlik Partisi zira kendini her zaman her seçime en hazır parti olarak görür. Örgütsel yapısı bağlamında, örgütsel güçlü yapısı bu özgüveni kendilerine veriyor. Dolayısıyla her zaman seçime biz hazırız. En hazır parti de biziz. Dolayısıyla kimsenin de hazırlık yapmasını beklemeden çok erken bir tarihte seçime gidelim. Seçimin arkasından da kurultayımızı yaparız şeklinde görüş ortaya koyanlar da var. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin tabanının bir kısmı, milletvekillerinin bir kısmı biz kurultayımızı yapalım öyle seçime gidelim şeklinde bir tavır ortaya koyuyorlar. Bu şu anda yenişememiş bir tavırlaşma. Yani kahır ekseriyet hangi tarafa yönelir bilemem. Ama bu yaşanan sıkıntılar da bu tartışmaların hangi yöne eğileceğine bir şekilde katkı sağlayacak. Peki bu, ya yani bu hafta bir siyaset sahnesinde yaşanan bu gelişmelerle ilgili bir yol haritası şu olacak beklentisi içinde misiniz? Yani böyle bir pozisyon ortaya konulacağıyla ilgili, keza işte Başbakan'a sunulan Sayın Afet Özcafer'in bakanlığa getirilmesinin Cumhurbaşkanlığına sunulup kabul edilmeyeceği konusu, yoksa bir erken seçimle ilgili takvimin hükümet cephesinde daha çok tartışılıp değerlendirilmesiyle ilgili nasıl bir yola yüzümüzü çevireceğimizle ilgili bir gelişme görür müsünüz bu hafta? Yani bu saatten sonra Ulusal Birlik Partisi kendi koalisyon protokolüne uygun olarak Demokrat Parti'nin ortaya koymuş olduğu ismi Cumhurbaşkanı'na sunar. Cumhurbaşkanı da bence bunu kabul etmezlik yapmaz diye düşünüyorum. Yani hükümetin en azından bir miktar daha nefes alabilmesini sağlamak adına. Ama bir eşik daha var. 20 Temmuz eşiği var. 20 Temmuz'a kadar herhangi bir sıkıntı sürpriz doğmaz. Beklemeyecek 20 Temmuz sonrası, 20 Temmuz'da yapılacak ikili temaslar, oradan çıkacak görüşler, elbette ciddi manada siyasal süreçlerimizi etkileyebilecek görüşmeler ve temasların yapılabileceğini de biliyoruz. Yani 20 Temmuz, bir takım gelişmeler bekliyor musunuz 20 Temmuz sonrasına? 20 Temmuz önemli bir gün. Hem tarihsel olarak önemli bir gün. Hem de yapılacak 20, ziyaret açısından. Ziyaret açısından önemli bir gün. Onu bekleyip üzerine bir miktar konuşmak lazım. Orada farklı farklı görüşler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Sayın Berat Nazaroğlu bugün istifa edecek. Yaklaşık 2000 kişiyle, hatta 2000 kişiyle istifa edeceği duyuruldu. Yeniden Doğuş Partisi'ndeki bu tartışmalar hiç bitmek bilmedi. Özellikle kamuoyunun önünde çok fazla yaşandı tartışmalar. Geldiğimiz aşamada Sayın Berat Nazaroğlu'nun istifası ve bundan sonra siyasetin, yani hükümet açısından değil ama siyasetin izleyeceği yol anlamında yeniden Doğuş Partisi ile ilgili ve yeni bir oluşumla ilgili, ki yeni bir siyasi parti kuracağını biliyoruz Sayın Berat Nazaroğlu'nun, bizi ne bekliyor peki? Aslında nelerin beklediğini biz yaşıyoruz önceden. Yani istifa etmeden zaten bizi nelerin beklediğini gördük. İstifa biraz gecikmeli geldi. Çünkü bir miktar rica edilmişti komite bağlamında, komitelere devam bağlamında. Atok komitenin üyesi biliyorsun Sayın Berat Nazaroğlu. Ve YDP adına, YDP'den istifa ettim açıklamasının ardından resmi istifasını sunmadan devam etmek zorunda kalmıştı. Şimdi aslında bildiğimiz bir şey gerçeğe dönüşecek.
Hatta ve hatta Sayın Erhan Arıklı da bir an önce istifa için etsin şeklinde gazetelere demeç verdi. O da bunun üzerine işte 48 saatlik bir süre içerisinde 2000 kişi son derece önemli bir rakam. Küçümsenmemesi gereken bir rakam. Neden böyle konuşuyorum? Şu anda pek çok örgütlü parti 2000 insanı bir araya getiremiyor. Yani küçümsenecek bir rakam değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu bağlamında önemli bir rakamdır. Mutlaka bu YDP içerisinde bir dalgalanmaya sebep olacaktır. En kötü ihtimalle yani YDP adına en iyi ihtimalle büyümenin bir miktar durmasını sağlayacaktır. Yani küçülme yaşanır mı yaşanmaz mı yaşayarak görürüz. Bunu bir risk olarak görenler var, o açıdan da değerlendirmeniz önemli. Yani büyümenin bir miktar önüne geçilecek dediniz. YDP'de bir miktar yükseliş vardı. Kurultay öncesinde kalan dönemde. Hükümetle bu ivme durmuştu. Yani hükümet YDP'yi daha yukarılara itmemişti. Hükümet dışında kaldığı süreçte YDP'de bir miktar daha büyüme olmuştu seçim sonrası. Hükümete girmesiyle birlikte Yeniden Doğuş Partisi'nin yukarıya doğru ivmesinde ciddi bir azalma oldu, ciddi bir yavaşlama oldu. Şimdi bu kurultayla birlikte bir miktar da sinerji bozulması oldu. Şimdi Sayın Bertan Zaroğlu'nun istifasıyla birlikte ne olur? Bir miktar küçülme mi yaşanır? Yoksa durağanlık devam mı eder? Sayın Bertan Zaroğlu nasıl bir performans gösterir? Kendi partisini büyütebilir mi? Yoksa kendi partisini alıp seçime çok yakın bir süre kala başka herhangi bir partiyle seçim ittifakı yapar mı? Bunlar da mümkün biliyorsun. Yani iki parti bir araya gelerek seçim ittifakı, ortak bir liste üzerinden seçim ittifakı da yapabiliyor. Konuşuluyor mu siyasi kulislerde peki? Üzerinde değerlendirme yapılan bir konu. Benim aslında beklediğim böyle bir tavır olacak çok büyük bir ihtimalle. Yani bir kişinin bir milletvekili olarak bir partiye katılmasıyla bir partinin bir partiyle işbirliği yapması arasında fark var. O koşullarda daha büyük haklar elde edersiniz. Eğer partiler bir araya gelir, partiler bu ittifak pazarlığını yaparsa. Bana göre burada Bertan Zaroğlu bir miktar stratejik davrandı. Ve bireysel anlamda ben bağımsız kalırsam ve herhangi bir partiye geçersem alabileceğim o partinin içerisinde tutunma şansım, alabileceğim liste, alabileceğim kısıtlı olacaktı. Dolayısıyla bir parti kurarak, bir parti hüviyetiyle başka bir partinin içerisine girmek veya ittifak yapmak veya başka bir partiye katılmak daha büyük haklar getirir. Bana göre son derece stratejik bir yol izledi. Başarılı bir strateji var burada siyaseten okuduğunuz zaman. Tek kişilik bir milletvekilinin bir partiye dönüşmesi durumu var. Bir yapıya dönüşmesi durumu var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ama bana göre tek başına seçime girer mi? İsminin Millet Partisi olacağı söyleniyor. Yeni partinin. Logosu da iki başlı kartal diye biliyorum. Nasıl yorumlamak gerekiyor yani kesin logoyu bilgimi, da? Kesin bilgi mi? Kesin bilgi değil. Bertan Zaroğlu bize anlatacak logonun özelliğini büyük bir ihtimalle saat 12'den itibaren. Bugün bir kamuoyu açıklaması yapacak. Çünkü orada bir hilal, bir de Kur'an var. Yanılmıyorsam aklıma geldikçe söylüyorum. Anlatacak. Gerek logonun içeriği konusunda bilgi verecek. Gerekse o 2000 kişinin ismini açıklayacak. Bir de partinin ismini açıklayacak. Ama yanılmıyorsam Millet Partisi. Yeni kurulacak olan partinin adı. Peki bir başka programda bu siyasal, tarihsel sürecimiz içerisinde oluşan siyasi partiler ve ne kadar yaşama şansı olduğuna ilişkin de değerlendirmenizi alalım yani, ayrıca. İstersen üstünden geçeriz onun da. Tabii ki. Şimdi bu Limassol'da, Güney Kıbrıs'ta yaşanan yangın tabii ki herkesi çok derinden üzdü. Burada hemen bir reaksiyon gösterildi. Cumhurbaşkanlığı devreye girmeli ve yangının söndürme çalışmalarında
destek vermekle ilgili bir diplomasi trafiği işletmeli diye. Cumhurbaşkanlığı bunu yaptı ama kabul görmedi. Ama eleştiriler hala bitmek bilmedi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın bu hamleyi ortaya koyup koymamasıyla ilgili değil, Kıbrıs Rum tarafının bu yardımlaşma çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cevap vermemiş olması ile ilgili tartışma ekseni üzerinden okuyamıyoruz. Daha çok işbirliğinin neden yapılmadığı, neden bu teklifin ortaya konulmadığı ile ilgili bir tartışma içindeyiz hala. Bunu nasıl okumak gerekiyor siyaseten? Bunu insani taraftan okumakta fayda var. Yangın ve doğa felaketleri ve insanın başına gelebilecek sağlık felaketleri, pandemi gibi siyaseten okunmaması gereken unsurlar. Ne acıdır ki bizde bu konularda siyasetin bir miktar pençesinden kurtulamıyor. Havayı paylaşıyoruz bu coğrafyada. Havada ortağız. Ve havanın devleti falan yok. Havamızı ortak soluyoruz bu coğrafyada. Bu coğrafyanın topraklarını bir şekilde belli sınırlar içerisinde ama birlikte kullanıyoruz. Verimliliğini birlikte kullanıyoruz. Yeraltı suları hangi tarafa gidecekse bize sormadan geçiyor. Siyaseten kimseden pasaport imzalatmadan geçiyor. Dolayısıyla bu coğrafyanın ortak yaşayanlarıyız. İdari sınırlarımız olabilir. Belli konularda uzlaşmadığımız alanlar olabilir. Siyaseten sıkıntılar yaşıyor da olabiliriz. Ne var ki bunlar insani konular. Bir coğrafyada ormanlar tükenirse, ortak yaşadığımız bir coğrafyada hepimiz oksijensiz kalırız. Bir coğrafyada sular tükenirse hepimiz susuz kalırız. Bu coğrafyada hayvanları tehdit eden bir şey olursa ve ciddi bir doğal felaket olur, bu ada hayvansız, canlısız kalır. Pandemi koşullarında eğer birbirimize katkı sağlamazsak ada olarak komple küçücük bir adanın içerisindeyiz. Hepimiz ölürüz. Süreçleri buradan değerlendirmekte fayda var. İnsanidir bu konular ve siyasete alet edilmemelidir. Ama kimi çevrelerin siyasete alet etmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Rum kesimi ortaya konan yardım teklifini reddetmiştir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bunun açıklanabilir bir tarafı yoktur. Keza biz de reddetmemeliyiz başımıza kötü bir şey geldiği zaman. Ama karşılıklı bu reddediş pozisyonu mütekabiliyet gibi algılanarak onlar reddetti biz de reddedelim'e geliyor. Aslında bir tarafın artık bu işi aşması lazım. Toplumlar, halklar bu işi aşmış durumdadır. Yani siyaset aşmamış olabilir. Ama toplumlar bu işi aşmış durumdadır. Kendi bölgelerimizde çıkan yangınlarla ilgili mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Ama lojistik destek bağlamında, yani insan olarak belki diğer tarafa geçemiyoruz. Belki geçemeyiz. Belki ortaya çıkan yangın tehdidi noktasında zaten insanların ortalık yerde dolanması ciddi bir yaşamsal tehdit de ortaya koyuyor ama en azından lojistik desteği yani götürüp dozerlerimizi, kamyonlarımızı, onları, bunları, şunları bir tarafa bırakıp alın be arkadaşlar. Gerekirse üzerine şoförünüzü de siz koyun. Alın bunları kullanın noktasında bir işbirliğine bile eviremiyoruz süreç. Çünkü bu son derece kötü bir süreç. Bu adayı gelecekte ortak bir şekilde yönetmeyi, ortak bir şekilde paylaşmayı ve bu adada ortak bir şekilde yaşamayı düşünen insanların ve bu iradenin olduğunu ortaya koyan insanların bu anlayışları aslında ortada iddia ettikleri diğer iradenin olmadığının da göstergesidir. Yani bu kendi tezlerini çürüten bir tezdir. Bizim bu adada bu adayı ortak yönetme, bu adada ortak yaşama, bu adayı ortak bu adada ortak hayatlarımızı birlikte yaşama hayalimiz, umudumuz ve istencimiz varsa ve ortaya koyan bazı grupların ortaya koyduğu federasyon temelinde çözüm noktasında böylesi güçlü bir arada varsa o zaman siyasilerin ortaya koymuş olduğu tavırlar gerçekle bağdaşmıyor. Ya da gerçek aslında siyasilerin ortaya koymuş olduğu tavırdır. Zira görüyoruz ki
o tavırları ortaya koyanlar seçilmeye devam ediyor. Ve seçenler de o ortak istenci taşıdığını iddia eden gruplar. Bu ortadan kalkmalıdır. İşi siyasete bağlamayalım dedim. Şimdi orman işini siyasete bağlamayalım. Yangın bir felakettir, doğal bir felakettir. Ortak mücadele alanı olmalıdır. Ve siyasetten arındırılmalıdır. Suçluların iadesi gibi. Uyuşturucuyla mücadelede ortak grupların kurulabileceği gibi. Belki de bu odadaki yangınlara ortak müdahale edecek. Dışarıdan hiçbir uluslararası kurumun bulaştırılmadığı, liderlerin bir araya gelip siyasi hiçbir anlam yüklemeyecekleri bir kuruluş, bir sivil toplum kuruluşu mu olur adı, eğer kaçınıyorlarsa siyasallaşmasın iş. Bir şey kurup orada bir şeyleri biriktirmek ve onu harekete sokarak aslında iki tarafta çıkan yaşanan felaketlerin ortadan kaldırılması için ortak bir mücadele zemini de oluşturulabilir. Hı. Yeter ki iki taraf da istesin. Peki, çok az bir zamanımız kaldı. Bu vaka sayılarında artış var. Bir rehavet havasına kapıldık gibi uzmanlar uyarıyor. Kurallara uymaya devam edin diye. Ek tedbirlerle karşı karşıya kalır mıyız noktası sorgulanıyor. Yeniden bir kapanmaya gider miyiz noktası sorgulanıyor. Özellikle güneydeki vakaların da artış göstermesi. İlk reaksiyon itibariyle işte güneyle olan geçişlerin durdurulmasının acaba gündeme gelip gelmeyeceği konusunu beraberinde getirdi. Bir delta varyantıyla da karşılaştık. Daha çok bulaşıcı bir mutasyon. Dolayısıyla bu süreçte bu rehavete kapılma havasından nasıl sıyrılacağız? Artan vakalarla birlikte nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor? Delta varyantı aslında 16 tane yani yığınla varyant var da 16 tane en tehditkar varyanttan bir tanesi. Hindistan varyantı olarak da geçiyor. Aynı zamanda diğerleri kadar bulaşıcı. Yani evet bir miktar daha bulaşıcı. Ama yani İngiliz mutasyonu gibi onun kadar da bulaşıcı. Dolayısıyla virüs kendi kendini korumak için, yok olmamak için hayatta kalmanın yollarını arıyor. Ve bu aramış olduğu yollarda yeni keşfetmiş olduğu yeni yaşam formları da varyant oluyor. O da ölmek istemiyor. Çünkü biz onunla mücadele ediyoruz ya bir şekilde. O da kendini kurtarmak için başka bir forma geçiyor. Başka bir yapılanma içerisine giriyor. Bilim insanları daha iyi anlatır konuyu. Bulaşıcı, evet bulaşıcı. Göze çarpan bir nokta var. 30 ile 6 ile 12 yaş grubu, 18 ile 24 yaş grubu ve 30 ile 35 yaş grubunda çok sıklıkla görülüyor. Dünya şu anda iki şeyi tartışıyor. 35 yaş üstü aşılandığı için aşılanmayan zaten grup onlar kaldığı için mi hastalıyorlar? Yoksa bu delta varyantı gençlere özel daha çok mu bulaşıyor? Onu tartışıyorlar bilimsel anlamda. Ben bilim insanı değilim bu anlamda. Ama yani bana çok mantıklı geliyor. 40'lı yaşlardan itibaren üst bütün yaş gruplarının aşılıyken aşısız kalan grubun bu hastalıktan muzdarip olması bana daha mantıklı bir açıklama gibi geliyor. Ne yapmalıyız? Toplu etkinliklerden uzak durmalıyız. Durabilir miyiz? Hayır. Neden? Düğün yapma izni varsa azlık düğün olmaz Kıbrıs'ta. Azlık meyhane olmaz. Azlık restoran olmaz. Daha çok dikkat etmeli miyiz? Kendimize, evet kendimizi korumalıyız. Aksi takdirde kısıtlamalar veya yasaklar gelir. Yani herkes de bunun farkındadır ki yani azlık düğün diye bir şey yok bu ülkede. Yani en az 200-300 kişi bir araya gelecek, o oyunlar oynanacak, o pistler kullanılacak, oyun havası oynanacak, temas yapılacak, insanlar tebrikte birbirlerini öpecekler. Şimdi bunun arası yok. Düğün yapalım diyorsanız kendinizi çok da fazla koruyamıyorsunuz. Bir kısıtlama hamlesi gelir mi Sağlık Bakanlığı'ndan? Eğer vakalar sağlık sistemini zorlayabilecek noktaya gelirse gelmek zorunda kalır. Ben de herhangi bir
siyaset insanının açıkçası kısıtlamaya gidelim, kapıları kapatalım, oraya buraya kapatalım derdinde olduğunu düşünmüyorum. Ama sağlık sistemi eğer tıkanırsa, sağlık sistemi artık o yatak kapasitesinin üzerine çıkarsa, elinizdeki hemşire sayısı, elinizdeki doktor sayısı gelen vakalarla ilgilenme noktasında yetersiz kalırsa tedbir olarak kapanmayı sağlarsınız. Güney geçişlerinin duracağını düşünmüyorum. Ekonomik bir de boyutu var o işin. Çünkü süreç baştan başladı. İşin bir de ekonomik işbirliği noktasında alışveriş başladı. Duracağını düşünmüyorum. Ama yeni ek tedbirler getirilebilir mi kapılara? Getirilebilir. PCR süreleri daha mı bir haftalık bir süre yerine 3 günlük mü olur? 2 günlük mü olur? Kapıda daha hızlı testlerle daha hızlı bir şeyler mi yakalanır? Onu da görmek lazım. Ama dünyanın her tarafından bize artık yolcu geliyor. Sadece güneyden gelmiyor açıkçası. Yani sadece o eksen üzerinde düşünmemek gerekiyor. Düşünmemek lazım. Ben güney kapılarının yakın bir gelecekte kapanacağını düşünmüyorum. Güney kapatabilir dünyaya kapılarını. Çünkü 500-600 vakaya çıktı. Evet. Yani ciddi olabilir. Ama önemli oranda aşıyı temin etme ve aşılama sürecinde de çok hızlı şekilde hareket ediyoruz. Bunu da ayrı ülkemizin bir aşı konusunda Türkiye'nin de ortaya koymuş olduğu destek sayesinde tabii kesinlikle. Yani onun desteği olmasaydı bugün bahsetmiş olduğumuz rakamların hiçbirine ulaşamazdık. 220 bin insan aşılanmış durumda. Ya bu çok ciddi bir rakam. Nüfusun yarısından fazlası. En azından ilk dozunu yaptırmış durumda. Gelen yani yine hükümetin açıklamaları var. 500 bine yakın aşı geliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam. Ve bana göre dünyada aşılanma konusunda iyi bir noktada olmalıyız. Yani ben şu anda herhangi bir istatistik veriye sahip değilim ama nüfusunun çok önemli bir bölümü, bu kadar önemli bir bölümü en azından bir doz aşı yaptırmış başka bir dünya ülkesi var mı emin değilim. Vardır mutlaka da. Çok değildir bu rakam. Bunu da bu şekilde okumak gerekiyor. Evet. Noktalıyoruz programı. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Bugün izleyelim siyasal gelişmeleri. Tabii bugün Kutlu Adalı'nın ölüm yıl dönümüydü. Bugün konuşamadık. Ölüm yıl dönümü sebebiyle bazı eylemler olacak. Evet. Polisten bir açıklama vardı. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi konusuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nden bir bilgi, görüş talep edildiğiyle ilgili. Ama bugün ayrı ayrı hem kabri başında hem öldürüldüğü evinin önünde de bazı eylemler düzenlenecek. Belki çok kısa da olsa çünkü zamanı doldurduk bir değerlendirme yapmanızı isteyebiliriz. Kutlu Adalı'yı anıyorum. Rahmetle anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Yeniden. Şundan çekinmememiz lazım. Polis bugünü mü beklemiş açıklama yapmak için? Yapın işte bu açıklamayı. Bir ay önce zaten halk feveran ediyor. Nasıl bir gelişme var? Oldu mu herhangi bir gelişme? Bunu yaptık mı? Bunu yaptık mı diye yığına soru oluyor. İşte bugünü beklememek lazım. Şunu sormaktan korkmamak lazım. Dünya bunu sorar. Benim ülkemde faili meçhul bir cinayet işlenmiş. Faillerini bulun demekten korkmamalıyız. Olay budur. Kimin başına gelirse gelsin. İster savcısının başına gelsin, ister solcusunun, ister işçisinin, ister emeklisinin, ister kadının, ister erkeğin, ister beyazın, ister siyahın, ister Türk'ün, ister ecnebinin. Bu ülke toprakları içerisinde faili meçhul bir cinayet işlenmiş. Bunun faillerinin bulunmasını talep etmek yüz kızartıcı bir suç değildir. Failleri bulamamaktır yüz kızartıcı suç. Dolayısıyla toplumun bu talebi ortaya koyması son derece normaldir. İnsanidir, ahlakidir. O yüzden talep etmeye Kıbrıs Türk halkı devam edecektir. Peki. Çok teşekkürler kıymetli görüşleriniz için. Önümüzdeki hafta salı günü yeni günden başlıklarıyla yine değerlendirmelerinizi alacağız. Kolay gelsin diyelim. Programı noktaladık. Yarın yeniden 8.30 itibariyle burada olacağız. 45 artı programında görüşmek dileğiyle veda edelim. Size hoşçakalın.